Merhaba arkadaşlar. Bugünkü bölümümüzde hep beraber bir ütüyü inceleyeceğiz. Bozulduğu için bize geldi. Arızalanmış bir ütümüz var şu an elimizde. Güncel yeni nesil ütülerden. Her zaman olduğu gibi bir çevre incelememizi yapıyoruz arkadaşlar. Burada her zaman olduğu gibi bütün ütülerde de mevcut olan ütüleyeceğiniz kumaşın cinsine göre sıcaklığı ayarladığınız düğmemiz var arkadaşlar. Bu enerji kablosu. Yanmaz ipli kablodan bildiğimiz standart ütü kablosu. İşte burada baktığımız zaman iki tane ışık var ve eksi, şurada eksi, şurada artı bir musluğumuz var arkadaşlar, düğmemiz var. Bu buhar düğmesi. Bu ilk başta kapalı konumda olması tavsiye olunur genelde. Bütün buharlı ütülerde, su konulabilen ütülerde bu muslukların minimumda olması önerilir. Ütü ısındıktan sonra, buhar oluştuktan sonra bunu açmak önerilir. Yoksa ütülerde damlama problemiyle karşılaşılabilir. Siz ütü yaparken buhar oluşana kadar damlama oluşur arkadaşlar. Bu musluğumuz. Burada buhar düğmemiz var. Bütün ütülerde olduğu gibi. Bir tane de sprey düğmemiz var. Ütüleyeceğiniz yeri ıslatması için sprey şeyi, butonu. Burada da su haznesinin doldurduğumuz kısmı var. Buradan suyumuzu dolduruyoruz. Bak yapmışlar. Burada sprey, suyun püskürtüldüğü yer var arkadaşlar. Suyu buradan püskürtüyor. Bakalım. Ondan sonra üstteki düğmeler bu şekilde. Altta kulbun altında bir düğmemiz daha var arkadaşlar. Burada da şurada buhar işareti olduğuna göre bu da buhar yapıyor. Artık şok buhar veya biliyorsunuz yeni nesil ütüler dik şekilde de ütüleme yaptığı için dik ütülemede kullanılan buhar butonu olabilir arkadaşlar. Arka kısmına baktığımız zaman burada ürünle ilgili bilgiler var arkadaşlar. Neler yapıldığı, damlama ile buharla alakalı yazılar var. Şurada görüyorsunuz bir çatlağımız var. Ütümüz yere düşmüş. Şu an ısıtma yapmıyor. Arka tabanına baktığımız zaman seraglis arkadaşlar. Seraglis'e taban var. İşte burada da özellikleri yazıyor. 220-240 volt arası diyor arkadaşlar. 2000 ile 2400 watt arası çalıştığını, İspanya'da üretildiğini burada yazıyor arkadaşlar. Dışarıdan baktığımızda arkadaşlar cihazda hiçbir vida görememiştik çevre incelemesinde. Şurada ek yerlerini görüyoruz. Buradan muhtemelen tırnakla şu üst kapakları çıkardığımız zaman altında bir takım vidaları görebilecek durumdayız. İnce bir bıçak yardımıyla ya da hazır olmayan plastik bıçaklarla şuradan daldırıp tırnakları yavaş yavaş bir şekilde çıkaracağız. Onun öncesinde sökülebilecek parça olarak şu kapağı çekiyoruz. Bakın termostatın ayar düğmesi. Onun da altında bir şey çıktı zaten. Hani bunun bile altına arkadaşlar bir röle, bir switch koymuşlar arkadaşlar. Görüyorsunuz, sesi duyuyorsunuz tık tık diye. Hem de Omro'nun Japon iyi bir röle şey rölemiz var orada. Şey switch'imiz var. Ondan sonra şu düğmeler çıkıyor. Bunları çekip alıyoruz elimizle. Ondan sonra onları da güzel yine dizelim. Burada bir tane vida gördük arkadaşlar. Görüyorsunuz düğmelerin altında. Hemen o vidayı sökeceğiz. Ondan sonra şu şekilde uç kısımlarında arkadaşlar bunların işte tırnak oluyor. Bakın şurada bir tırnak var. O tırnağı ileri doğru ittirip keskin bir cisimle, yani sivri bir cisimle zarar vermeden plastiğe ittirip onu buradan çıkarıyoruz. Buradaki vidayı da sökünce muhtemelen bunu alacağız. Gerekirse şu mor elli kısımda yapışma gibi duruyor. Onu da alma durumumuz olabilir. Bir şurayı bir sökelim bakalım. Arkadaşlar bu arkadaki takozu aldık. Şu şekilde hani bunun cihazın dik durması için burada duran şey, destekli dik bir şekilde durması için burada olan torna plastik, hiçbir vida görmediğimiz için yani ilk ek yerinden tornavidayla kaktırıp bunu çıkardık. Gördüğünüz üzere iki tane tırnağı var arkadaşlar burada. Şu bakın görüyorsunuz. Dikkatli olmak lazım. İçinde bir vida vardı. Vidamız da işte bu alyan tarzı vidalardan beşli yıldız gibi bir şey. Ondan sonra vidasını da bu parçanın içine koyduk, kaybolmasın diye. Bunu söktükten sonra bunu şu şekilde alabiliyoruz. Üst kapağını çekince geldi.
ilk izlenimlerimizi görüyoruz arkadaşlar. Burada zaten besleme kablosunun girişi var. Buradan besleme girişini şu soketten yapmış. Arka kapağını söktük arkadaşlar. Ben ilk denememde şu öndeki paneli çıkarmaya çalıştım. Ama arka kapağı çıkarmadan bunun çıkarılmayacağını gördüm. Çünkü bakın bu arka kapağın altında şu tırnaklar bunu tutuyor. Öndeki ön kapağı tutuyor arkadaşlar. Dolayısıyla arka kapağın öncelikle çıkarılması gerekiyor. Onun da bir tanesi vidası olduğunu görmüştük. Sonra bunu kendimize doğru çekiyoruz. Tırnaklardan kurtarıp şu şekilde açıyoruz. Önde de bu ütülerde genelde bir tırnak oluyor. Onu da açtıktan sonra arkadaşlar şu şekilde dikkatli bir şekilde çekiyoruz. Gördüğünüz üzere bir sürü yaylar var, hortumlar var. Bunların yeri önemli. Bunlara çok dikkat ediyoruz arkadaşlar. Mümkün mertebe her türlü cihazda ilk sökümde arkadaşlar çok ağır, yavaş hareket ediyoruz. Ve elimizden geldiğince de fotoğrafını çekersek toplama anında bize yardımcı olur. Bunu da zaten söküm tecrübeleri adlı videomda sizlere söylemiştim daha önce. Şimdi bunları düzgün bir şekilde yerine koyayım ben. Ön kapakta gördüğünüz üzere fıskiyesi var. Sprey için. Su doldurma haznesinin giriş kısmı var. Burada da presi yapan yayları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da iki tane ışığımız var. Kırmızı ve yeşil. Şurada kırmızı ve yeşil. Bunu da kenara ayıralım dikkatli bir şekilde. Bu da buhar pompasıydı arkadaşlar. Buhar pompa alıyordu. Onu da dikkatli bir şekilde alalım. Hortumu çektim gelmiyor. Şuradan ayıralım biz. Şuradan hortumumuzu da ayırdık. Onu da yanına koyalım. Elektronik kartımız bu şekilde arkadaşlar. Soketini buradan çıkardık. İşte rölelere falan giriyor buradan. Kontrol sistemi var. Burada bir tane 150 K'lık buhar ayarıyla buharı ayarlıyoruz burada. 150 K'lık bir trim potumuz var arkadaşlar. Dirençler görüyoruz. Biraz yanık gibi duran bir direnç var. Diyot var. LED diyotlarımız var. Normal diyotumuz var. Ondan sonra 16 amperlik bir tane rölemiz var burada. Rölemizin voltajı görmeye çalışıyorum. Şurada bir tane kondansatörümüz var. Ne kadarlık? 0.47 mikrofaratlık bir kondansatörümüz var. Rölenin voltajı 220 voltluk röle herhalde. Çünkü üzerinde normal voltaj yazmıyor. DC voltaj yazmıyor. Bakalım incelemelere devam edelim. Altına baktığımız zaman burada da butonumuz var. Silikonlu bir koruma şeyimiz var. Bakalım şu silikonu alalım. Korumayı. Altında da bayağı bir devre var. Şunu bir açayım. Öyle daha iyi gösteririm arkadaşlar size. Evet, bir soketimizi söktük arkadaşlar. İşte buradaki sivice bağlı. Sivice giriyor. Şuradaki daha önce görsün. Bakalım daha sonra o neye bağlıymış onu göreceğiz. İşte burada su pompamız vardı arkadaşlar. Buhar pompası. Buraya bağlı. Şurada soketi var. Kapağı kapattığımız zaman şu şekilde giriyordu. Buradan enerjisini alıyor. Şuradan da suyunu alıyor. Ön taraftan da tekrar sıkıyordu presli bir şekilde. Onun da yeri şurada herhalde. Şuraya denk geliyor. Şu delik yan yana koyduğumuz zaman şuraya denk geliyor. Basınçlı buharı da bu pompa vasıtasıyla 7 wattlık, 230 voltluk, 220 voltluk bir pompayla presli buharı veriyor. Şimdi bu su haznemiz, tankımız. Bunda başka bir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. İçinde sallanan bir top var. O da kireçi tutması için herhalde. Kireç, yani bu ütülerde artık şimdi kireç önleyici sistemler falan mevcut. Bayağı bir koruma sistemleri var. Filtreler falan filan. Bu da kireç tutmasın diye bir tedbir olsa gerek. İçinde bir top var. Görüyorsunuz yuvarlak. Tam şu an ışığın olduğu yerde. Şimdi mekanizmaya bakacak olursak
Geride neyimiz kaldı? Şurada bir tane termiğimiz var. Şurada termostatımız var. Şurada bir vidamız var. Bir altı daha inebilirsek, şu plastiği alabilirsek alacağız. Bu buhar hortumuydu yine. Şuralarda da yine bu gördüğünüz üzere paslanmış. Su akıntıları falan olmuş. Şimdi bir kademe daha aşağı inmeye çalışalım arkadaşlar. 1, 2, 3 vidayı sökerek.